Edremit'in en büyük sorunu özellikle kayyumdur. Kayyumun gelmesiyle birçok mahalleler, birçok bölgelerimiz özellikle kayyum tarafından kadınlar üzerinde, gençlerimiz üzerinde yok sayıldı. Kadın yaşam merkezlerimiz kapatıldı. Onun dışında bizim gençlerimize dair hiçbir şey, hiçbir projelerimiz, verdiğimiz hiçbir proje onaylanmadı. Bizim mahallelerde en büyük sorunumuz zaten yollarımızdır. Hala girilmemiş sokaklarımız var, yapılmamış yollarımız var. Mahalleler kendi imkanlarıyla, özellikle kışın ya da yağmurun yağdığı zamanlarda kendi imkanlarıyla yollarını düzeltmeye çalışıyor. Onun dışında zaten doğalgaz girmemiş çoğu mahallelerimize. Yani ara sokakları olsun, imarın açıldığı yerleri olsun, altyapı sorunlarımız olsun. Birçok mahallelerimizde ne yazık ki bu sorunlar çok önümüze geliyor. Onun önüne elbette geçeceğiz. Çünkü sonuçta bizim yaşadığımız bölge, bizim halkımıza kendi hizmetlerimiz olması gerekiyor. Şehit Fırat'ta yollar zaten bozuk. Bizim Şabani Mahallesi'nde de zaten çok hızlı bir ana cadde yapıldığı için araçlar çok hızlı gidip geliyor. Ve bizim çocukların oyun alanları, araçlardan dolayı hiçbir şekilde o oyun alanlarına ulaşamıyorlar. Herkes kapılarının önünde oynamaya başlıyor ki zaten yol yapıldığı zaman evlerin çoğu daraltıldı. Onun dışında kadın yaşam merkezlerimiz yok. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten Edremit yani Kürdistan'ın en gözde ilçelerinden biri. Hatta Kürdistan değil de yani şunu da ifade edelim. Van'ın Türkiye'ye açılan yüzüdür. İlk Van'dan çıkan Edremit'e gider, ilk Van'a gelen de Edremit'e Van'a giriş yapar. Şimdi bu noktalara dikkat ettiğiniz zaman hepimiz Edremit'e bir bakış açısı da farklı olması gerekiyor. Şimdi Edremit'in biraz da tarihsel yapısına baktığı zaman 90'lara kadar bucaktı. Yani daha ilçe olmamıştı. İşte 90'dan sonra, ilçe olduktan sonra biliyorsunuz 93'lerde işte özellikle bölgede göç olaylarıyla birlikte biz güney kesimi dediğimiz Çatal, Gülpınar, Gevaş bu tarafını çoğu insanın göç etmesiyle birlikte bir yandan nüfus patlaması yaşadı burada. Tabii buna beraber bu yetmedi. 2011 yılında bir deprem süreci yaşandı Van'da. Bu deprem süreciyle birlikte TOKİ'leşmeye başladı Edremit ve büyükşehir yasasıyla birlikte nüfusu bir anda 12.000-13.000 iken 148.000'e yükselen bir ilçe oldu. Tabii bununla birlikte yüksek nüfus patlaması olmasıyla beraber bu sefer altyapı sorunu yaşamaya başladı burada Edremit'te. Altyapı sorunu başlamasıyla birlikte bu sefer yoğun bir kentleşme yaşadı burada. Bu kentleşmeyle birlikte ister istemez bazı sıkıntılar yaşadı. Şimdi burada ivme kazanmanın temel nedeninden biri de şu. Sürdürebilir bir yönetimin olmaması burada. İşte 2014 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinde burada işte Abdülkerim Sayın ve Rujbi Çetin yönetiminde biz burayı kazandık. Fakat 2 yıl bir süreden sonra yerine koyum geldi. Şimdi bir yerin rahat bir şekilde yönetebilmek için 5 yıllık stratejik planlamalar yapılır. Bu stratejik planlama çerçevesinde buna göre kendine yol haritası belirlersin. Ona göre projelerini geliştirirsin. Fakat bu projeler ivmesini biraz kesintiye uğradı bu noktada. Şimdi buna dikkat etmek lazım. Yine aynı şekilde 2019'da yapılan bir YSK hilesiyle birlikte buraya gasp edildi ve daha önce kazanılmayan bir yerde başka bir ikinci asırdaki adaya verildi. Tabii burada sürdürebilir bir kimlik olmadığı için yani yönetsel anlamda ivmesi yavaşlatıldı. Yani Edremit dediğiniz zaman diğer Van ilçelerinden özgün bir yere bırakmamız gerekiyor burada. Hafta sonu belki bunun nüfus artışı 500 bin, 600 bine kadar çıkabilir bir ilçe oluyor. Bununla beraber ister istemez ulaşım sorunu bu sefer burada ortaya çıkıyor. Edremit'i mesela sosyal donatım alanı bu kadar potansiyeli kaldıramıyor. Hafta sonu bu yetmiyor. Park sorunu yaşıyor burada. Ve bununla beraber ister istemez Edremit artık bir kaotik bir ortama neden oluyor. Bunun önüne geçebilmemiz için dediğimiz gibi önce o kent kimliği olması lazım. Mesela burada Edremit'in diğer ilçelerden ayrılan o bir kent kimliği var. Diyorlar işte sakin kent kimliği ve insan odaklı bir ilçe. İşte Edremit'in öyle bir özgünlüğü var. Ama bu geldiğimiz bu dönemde Edremit'in bu kimliği yok edildi. Şimdi bu kimliği yok olduğu zaman bu sefer turizmin destekte uğratıyor. Mesela bugün Edremit sahili gibi bir sahile sahip bir ilçe yani farklı bir yerde olması gerekiyordu. Bir TOKİ var burada. TOKİ'ler işte şu an orada nüfus artışına baktığın zaman nerede baksan 70-60 bine insan
orada hayatlarını sürdürüyor. Bununla beraber oradaki insanların yaşam tarzını değiştirdi. Daha önce burada işte biraz toplumsal bağları güçlü olan işte ailevi müstakil evler hazırken bu sefer TOKİ'lerle birlikte insan biraz da bu yaşam tarzı biraz bireyselleştirmeye yöneldi bu Edremit'teki yaşam tarzı. Bununla beraber Edremit'i iki bölgeye ayırabiliriz. Bir, refah seviyesi çok yüksek olan işte villaların daha çok bürokrasi kesimi yaşadığı bir kesim. Diğer taraftan da 5 mahallenin neredeyse Edremit'in nüfusunun yarısı barındıran işte Şabaniye, Eminpaşa, Süphan, Eyüp, Selahattin Eyüp ve Yeni Mahalle. Bunlarla da geri kalan şeylerdi. Ve buralarda neredeyse Edremit'in isim olarak Edremit'e bağlı ama yaşam tarzı olarak, hayat refahı olarak Edremit'e hiçbir bağı olmayan mahallelerimiz. Sadece isim olarak Edremit'e bağlı. Hafta sonları baktığı zaman ulaşım sorunu olduğu için bu insanlara Edremit'e ulaşma imkanları dahi yok. Onu geçtim. Diğer yanda mesela bugün hemen yanı başımızda belki Gavaş mücavir alanı içinde bulunan mesela Ahtarma Adası var. Ama ulaşım olsun, şey olsun hepsi Edremit üzerinde sağlanıyor ve insanlarımız onlara dahi ulaşamıyor. Çünkü bu noktada bu insanlara dokunmak lazım. Ben özellikle şunu altını çizerek belirtmek isterim. Bu saydığımız 5 mahalle. Yani özellikle yurtsever olan mahallelerimiz. Ama Edremit'in sahili olsun, yeşili olsun, doğası olsun hep mahrum kalan kesimlerdir. Bu insanları biraz Edremit'e bütünleştirmek, bir araya getirmemiz gerekiyor. Diğer yanda yine söylediğimiz gibi mesela Edremit'in işte büyük şehir yasasıyla birlikte, nüfus patlamasıyla birlikte artık altyapısı bu nüfusu kaldırmayacak noktaya geldi. Sosyal donatım alanları, yeşillik alanları bunu kaldırmayacak bir noktaya geldi. Diğer yandan biz son 5 yıl sene içerisinde Edremit'i atı betonlaşmaya ve grilleşmeye yönelik çaba içerisinde olan bir kimliğe kavuşturmaya çalışıldı. Şimdi bizim amacımız bunları önüne geçmemiz lazım. Az önce söylediğim gibi bir kentin kendi kimliğini sürdürebilmesi için biraz da o ana kodlarını korumamız gerekiyor. Mesela Edremit'in ana kodları hangileriydi? İşte yeşilliydi, sahiliydi, göllüydü. Mesela bugün göl dediğimiz zaman sadece Edremit'e bağlı olan bir değil. İşte 7 belediyenin sınırı bu göle olan bir doğal, devasa bir büyüklüğe olan bir deniz göl. Fakat burada en çok bizi ilgilendiren mesela buradaki arıtmadır. İşte daha göle akıtılan kanalizasyon şeylerde mesela Edremit'in bugünkü arıtma tesisi Edremit'i potansiyele kaldıracak bir noktada değil. Yazık ki bütün gençlerimiz şu an çalışmalarını hepsini batıda. Biliyoruz ki çok ölüm haberleri geliyor gençlerimize dair. Çünkü bizim kendi Edremit'te gençlerimizi iş imkanlarıyla kendilerini katabilecekleri bir durum yok. Bütün ekonomi krizleri bizim gençlerin üzerine yıktılar. Gençlerden ziyade tüm halkımızın üzerine yıktılar. Ailelerimizin ve bizim mahalledekilerin en büyük talebi fabrikaların olmasıdır. Tekstillerin Edremit merkeze çoğalmasıdır. Hani hiçbir anne hiç çocuğunun batıda gidip de inşaatlarda çalışıp o ölüm haberleriyle karşılamak istememeleridir. En büyük projemiz onlara bir iş imkanı ve bir iş hayatı vermektir. Son sözümü Rojbin Çetin'in Gülcan Kaçmaz Sait'in bıraktığı mücadelede bir kadın olarak devam edeceğiz. Ve onların yaptığı, yapacağı her şeyi biz bir eş başkan olarak, bir kadın partisi olarak onların bıraktığı mücadeleyi kaldığı yerden biz devam ettireceğiz. Halkımıza en büyük çağrımız hep beraber el ele vererek yeni bir Edremit için, yeni bir başlangıç için hep herkesi bu seçim çalışmalarında bizlere destek vermeleri ve bizlerle tüm sokakları, tüm mahalleleri el birliğiyle kayyumlara karşı ve diğer partilere karşı beraber mücadeleye çağırıyoruz. Mesela bu son seçim sürecine baktığı zaman özellikle mesela seçim kampanyalarda işte AKP adayların da ne kadar kayyumda rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. İşte biz kayyum değiliz, kayyum olmayacağız. Şu ifade edelim. Ama özellikle Tuşba, Edremit, işte diğer 4 ilçemizle birlikte 16 ilçe, 6 ilçemiz aslında biraz daha farklı bir yere koymamız gerekiyor bu noktada. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi mesela bir çocuk bir oyuncağı daha kaybetse, biri yerde alsa sorar bu kimindir. Ama burada neredeyse HDP'nin o dönem İşte Gülcan Kaçmaz Sait ve Medeni Özler yönetimindeki eş başkanlarımız bunlara 7000 oy fark attık. Ama bir gerekçeyle işte daha önce KK ile gerekçesi göstererek bura gasp edildi. Hatta şu da vardı, o dönem basına da yansıdı, bize de söylene. Ben kayyum olarak olmak istemem, istemiyorum dahi. Ama zorla bana deklare ediliyor. Ben de mecburum noktada demeçleri de oldu. Ama geldiğimiz nokta, şimdi mesela şunu insan biraz da aynaya bakar utanır.
senin hakkın olmayan bir yerim. Ve bu hakkı olmayan yerinle birlikte 4,5 yıldır etmediğin şey de kalmadı burada rant olarak. Kendi akrabalarını işe alması, kendi yandaşlarını işe alması, Edremit'i parsel parsel satılması, hepsine buna öncelik eden kendisi. Hiç utanmadan yine de gelip bütün Edremit sahilindeki billboardlara yeniden diye bir sloganla yola çıktı. Acaba yine de dedikleri şey ikinci olarak gelip yine gasp etmenin noktasında düşüncelerinin içerisindesin. Ama buna artık insanlar fırsat vermeyecek. Çünkü bunlar onların kayyumdan ayıran farklı bir özellikleri de var. Mesela evet burada AKP'nin kazandığı belediyeler de burada var. 4 tane belediye mesela kendi seçmenlerine kazandı. Belediye başkanı kendileri söylüyordu. Evet biz burada sonuçta insanların iradesiyle gelmişiz. Ama bu bizden ayıran farklı bir özelliktir. Bunu mesela teşhir etmemiz lazım. Şimdi burada kendi iradesiyle o koltuklarda oturuyorlar ama diğer yanda insanları iradenin gasp ettikleri oradadılar. Şimdi insan bunu ayırtması gerekiyor. Bunu utanmıyorlar, yine de aday oluyorum. Şimdi buradan geldiğimiz nokta şunu fark etmez lazım. Kayyum politikası dediğiniz o 2016 işte bu 15 Temmuz darbesiyle birlikte hayata konuldu. Ama bunu biraz da daha modern hale getirdiler. Yani Türkiye tarihinde yasalarına yer olmayan bir kılıfla işte YSK'da bir oyunda ikinci gelene devredildi. Bu aslında bir şehrin nevi şöyle derim. Ne kadar yaparsanız yaparsınız. Biz bir hileyle, hurdayla bu işleri elinizde alma noktasındadır. Ve bunu bir aparat olarak kullandılar aslında. Mesela şu andaki Tuşba olsun, Edremit olsun aparat olarak kullandılar. Ve bizim de herkes de bunun farkında. Şimdi her ne kadar Edremit Belediyesi'nin resmi web sayfasında şunu yazsa da işte seçilmiş belediye başkanı olarak alınsa ise de ama insanlar onun bir kayyum olduğunu, orada kendi hakkıyla değil bu insanları seçmediğini olduğunu gördüğü için bunu farkındadırlar. Bizim hakkımıza olan 5 yılı gasp edip buraya gelmesiyle birlikte biz bu farkı 2019'da 7.000 iken bu farkı daha 10.000, 15.000 üstüne çıkartmamızı hedefliyoruz. Fark 7.000'in altına düşerse bizim için bir başarısızlıktır bu. Bizim farkı en azından 2 katına çıkartma noktasında bir motivasyonumuz var. Bu seçim aynı zamanda bizim için bir referandum niteliğindedir. Kentimize, sokağımıza, mahallemize her şeyine sahip çıkmamız lazım. En önemlisi şey var. 4,5 yıldır gasp edilen bir belediyedir. Bu gaspa karşı hepimiz ortak bir mücadele içerisinde olmalıyız.